pandemide neler yaşadığınızı biliyorum. Şu anda durum nasıl? Alım gücü insanlarımızda gerçekten şu anda çok düşük. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gittiği Erzurum Horasan'da memleket feryatlarını dinledi. Vatandaş adalet sözünü isterken Akşener'in verdiği sözü telefonuna kaydetti. Akşener, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonrasında memleket gezileri kapsamında Erzurum ve ilçelerini ziyaret etti. Akşener'in gittiği ilçelerden biri de Horasan'dı. Burada esnafı, çiftçiyi, yurttaşları dinledi. İktidara geldiğinizde hukuk değişecek mi? Değerinde bir hukuk gelecek mi? Şu an hukukun yok olduğuna inanıyorum bir. İkinci bir konu şu. Ülkede 54 bin liraya biz eti üretiyoruz. Bu Erzurum bölgesinde hayvancılıkla yaşıyoruz. 38 liraya ek kesiliyor. Bunu değerlendirecek misiniz? Çiftçinin elinden tutacak mısınız? Sizden ricamız, iki ricam var. Hukuk, bir de çiftçiyi kaldırmak ki ülkemiz kalkınsın. Ya zaten. Fabrikaları açacak mısınız? Zaten. Kapattı lan fabrikaları açacak zaten mısınız? Zaten başkanım zaten gelse o da. Sizden tek ricam, ülkenin halkına aş, iş verme. Başlayış sonra aş verme. Şimdi bak, herkesin huzurunda bu senin dediklerini yapacağımızı da söylüyoruz da. Şimdi burada sen de bak, elinde bunu kaydediyorsun. Evet. Şimdi Allah nasip eder. Sizler uygun görür de biz iktidara gelirsek bu dediklerini ben yapacağım. Arkadaşlarıma yaptıracağım. İnşallah. Yapmadığım takdirde şunu kaydet, sakla. Burada bağırtır, tamam mı? Ülke baştan sona kopuşmuş bir vaziyet almış zaten. Yani liyakatsizlik bir yana, hukuksuzluk bir yana, işsizlik bir yana. Şöyle bir şey, benim amca oğlum KPSS'den 90 üzeri puan alıyor ve gidiyor mülakata gidiyor, 4 kişi bunu eliyor. Hem de 60 puanlıklar. 60 puanlığı alıyor, gerçekten 60 puanlığı alıyor, 90 puanın üzeri almış. Çocuk diyor, ben garanti gözüyle baktım, gittim ve beni elediler. Köyün yollarını gelip görmenizi istiyorum, ilkel kabileler gibi yaşıyoruz. Köyün içi çamurluk, bataklık. Bir hafta, iki hafta, üç hafta önce Bodrum, Antalya, Akdeniz, Ege taraflarında, ülkenin doğusuyla batısı arasında niye 100 yıllık bir fark var? Bir yol, bir su, köyün su sorunu var. Benim en su vatandaş olarak en sosyal hakkım. Biz artık beyin güçlerinden bıktık. Biz artık okuyup yere varamamaktan bıktık. Yolsuzluktan bıktık. Sürekli bir torpilden bıktık. Ya bize su bağlamıyorlar. Bizim arazimiz hep kurudu. Ben gübrenin parasını nasıl vereceğim? 1,5 milyar maaş alıyorum ya. Bir şey diyoruz ki, mesela diyoruz ki ülke kötü diyoruz, durum kötü diyoruz, diyor ki ya çıkar telefonu. Ne alakası var ama tamam, durumlar kötü, hiç gençler için hiçbir şey yapılmıyor. Vay vay vay. Ve eğitim durumu kötü, eğitim durumu diyorsun, hiç dinleyen yok. Nasıl olacak? 16 yaşından büyük görünüyor bu çocuk ya. Böyle bir şey var mı? Ya bıktık artık. Yemin ediyorum bıktık ya. Dert dert dert. Nereye nerede kadar bu dert? Nerede okuyorsun oğlum sen? Ben bir köy okulunda okuyorum. Yani Süngütaş, Kars'a bağlı. Baba ne işin? Babam çiftçi ama inanın ki bıktı. Geçinebiliyor musun? Geçinemiyor. Bu sene kuraklık oldu. Bu sene kuraklık oldu. Bizim yani şöyle söyleyeyim. Yemin torbası 200 milyon. Tamamı ton. Bizim ineklerimiz 300. vesaire var. Böyle resmen kemikleri sayılıyor. Kaburgaları sayılıyor böyle. Yem alalım diyoruz. 200 lira, 160 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl geçinecek bu millet? Bizim amacımız yaşamak. Bizim amacımız bir grup topluluğu zengin etmek değil. Varlık var. Vergimizi ödeyemiyoruz, elektriğimizi ödeyemiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz. Gayet zor durumdayız yani. Kaç çocuğunuz var? 4 çocuğum var. Okuyorlar mı? Çocuklar okulda atanamadılar. Vay. Bu mülakattan dolayı yüksek puan aldıkların halde yine de atanamadılar. Vay. Benim oğlum 405. Sen de mi aynısın? Sen oğlu musun? Evet. Nere mezunusun? Ben Samsun 19 Mayıs'tan mezunum. Bölüm? Türkçe öğretmenim. Türkçe öğretmenim ve? Evet. Atanamıyor işte. Yani birçok alanlara da yöneldik aslında da işte bazı faktörler çıktı önümüze. Aşamıyoruz. Oğlum kaç yıllık, kaç ben senedir mezunsun? 2018'de mezun oldum ben. Allah. Yani 2018 mezunuyuz. Polisliği denedik. Yani bütün sınavları geçiyoruz. Mülakatta takılıyoruz. Yani.